Evet, seçimde artık son hafta. Bunu sürekli telaffuz ediyoruz. Özel bir konuğumuz var bugün. AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Sevan Sıvacıoğlu. Kendisi İstanbulları yakından tanıdığı bir doktor, ortopedist ve travmatoloji uzmanı. Şimdi vekil olma kararı var. Nasıl da aldı bu kararı merak ediyoruz. Ve yeni dönemde Türkiye'yi nasıl bir sağlık politikası bekliyor? Hepsini kendisine soracağız. Stüdyomuzda şu anda. Hoş geldiniz Sevan Bey. Nasılsınız? Hoş buldum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi sizler nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Malum hareketli günler geçiriyoruz. Aynen. 8 gün kaldı artık. Evet. Şimdi bir yandan sizde de haliyle büyük yoğunluk var ama bizde de büyük bir yoğunluk tabii var. Ki. Takip tabii ediyoruz tüm gelişmeleri. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. Pek çok konu var. Pek çok başlık var ama öncesinde aday olmaya nasıl karar verdiniz? Biraz önce de söyledim ya, hani İstanbulların yakından tanıdığı bir doktor diye. Evet. Peki siyaset, vekil olma kararı nasıl ve nereden geldi? Evet. Öncelikle Habertürk ailesine çok teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için canlı yayınınızda. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Gerçekten bizleri izleyen 85 milyon vatandaşımızla buluşuyoruz. Öncelikle konuşmama şöyle başlamak isterim. Yaşadığımız büyük deprem felaketi nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavi olan, şu anda tedavileri devam etmekte olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aynı şekilde. Gerçekten yaşadığımız çok büyük bir afet. Ancak ülkemiz, devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir. Hep beraber altından kalkacağız bu çok zorlukların. Şimdi böyle efendim, de bir olayın üzerinden bir yandan da seçim, evet, seçimler durumu söz konusu. Çok haklısınız. Efendim, çok şöyle, önemli bir konu. Edersiniz. Ben 2021 yılı kongremiz, AK Parti kongresinde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştim. Seçildim. Şu anda da o üyeliğim devam ediyor. 2 yıl boyunca toplantılarımız, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevim devam etti. Bu esnada tabii ki siyasete alıştım, öğrendim. Gerçekten ben bir ortopedi siyasetten hekimiyim. Siyasetten alışınca doktorum. Vazgeçilmez mi diyorsunuz? Vallahi hoşuma gitti, güzel. Öyle mi? Peki. Şöyle, çünkü ben insanlarla hani böyle iletişimi, konuşmayı severim. Özellikle bana ihtiyaç olunan bir durumda, yardım edebileceğim bir durumda, bir şeye böyle bir taş taş üstüne koyacağımız durumda olmak beni mutlu eder kendi manevi dünyamda. Zaten hekim olarak aşağı yukarı 23-24 senedir özel sektörde ve çeşitli kurumlarda çalıştım. Hastalarımızın tedavilerini üstlendik, yaptık. Şimdi de son 2 yıldır böyle bir siyasette yol yürüyoruz. Diyorsunuz ki bir yandan hastalara aslında sağlık hizmeti verirken, onların hayatları konusunda onlara yardımcı olmaya çalışırken, şimdi bir başka konuda belki hayatlarına dokunmaya çalışacaksınız siyasetle birlikte. Evet. Bu da önemli aslında. Bu da önemli. Çünkü şöyle söyleyeyim size, daha bir genel olarak görüyorsunuz siyasette. Şimdi bizim bir hekimin hayatı işte poliklinikler, ameliyathane. Ben ameliyat da yapan bir hekimim, ortopedist olduğum için böyle geçer. Ancak işte Ankara'da özellikle ben tabii Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğindeki ilk günlerimi hatırlıyorum. Bana birisi bir soru sormuştu. İlk günüm partiden içeri girdik, toplantı başlayacak. Ya Sevan Bey dedi, heyecanlı mısınız, nasıl hissediyorsunuz? Bu bir siyasetçiydi, bir siyasetçi abimiz. Efendim dedim, ben size yeşiller giydirip bir ameliyathaneye sokarsam siz nasıl hissediyorsanız ben de öyle hissediyorum. Doğru, haklısınız. Böyle bir başlangıç, güzel bir tatlı heyecan olacaktır. Olmuştu. Herkes, her meslekte, her tabii başladığımız ki yeni bir işte tabii o. Ki. Ama dediğiniz gibi sonuçta insan ilişkileri çok önemli bu noktada. Siz de zaten bir doktor olarak, evet, 20 yıldır dediniz, biraz önce, evet, daha da fazla 20, olabilir. 22, doğru. İnsanlarla iletişim halindesiniz. Onların dertlerini dinliyorsunuz belki farklı alanda. Şimdi belki de bunu daha da büyüteceksiniz. Tabii ki. Bu çok önemli bir durum. Şimdi şunu da merak ediyorum. Sağlık politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz AK Parti'nin? Sizce eksik gördüğünüz ya da hayır artsa gördüğünüz noktalar neresi? Anladım. Şimdi ben 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Daha öncesinde bizim azınlık cemaatine ait bir okuldaydım. İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazandım. 99 yılında mezun oldum. Aynı yıl mezuniyetimden hemen TUS sınavı da vardır, çok meşhur bilirsiniz. Tıpta uzmanlık sınavı. Tabii ki. Çok zor da bir sınavdır. Çok zor bir sınavdır. Yani 2 yıl hiç kalkmadan ders çalıştığımı hatırlarım. Yani 2 yıl boyunca ders çalışmak zorundasınız. O sınavlara geçip rakipleriniz doktorlar. Gerçekten
öncelikle işte tabii şunu da söylemek isterim. Mesleğimi çok severim. Hekimliği seviyorum. Hmm. Yani gerçekten de insan yardımcı olabilmek, o doktorluğun verdiği kendine ait özel hisler, bunlar gerçekten çok güzel. Bu arada sizin programınız vasıtasıyla da tüm meslektaşlarıma, tüm sağlık camiasına çok sevgi ve selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Çok kıymetliler. Maalesef son zamanlarda kesinlikle şiddet olaylarını çok fazla dile getiriyoruz sağlıkta. Evet. Bunlar bizi üzüyor. Üzüyor, çok üzüyor. Üzüyor. Çünkü doktorlarımız bizim için çok kıymetli. Çok kıymetli. Başımız ağrsa koşacağımız tek yer. Ben mesela öyle hekim arkadaşlarım vardır ki, çünkü şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Sınıfımız Çapa Tıp Fakültesi sınıfı 600 kişiydi. 550-600 kişi. Hı-hı. Bizim sınıflarımız öyledir. Yani tıpta 40-50 kişi olmaz üniversitelerde. Hı-hı. İçlerinden çok böyle kürsü başkanları, kürsü şefleri, çok değerli benim. Hı. Hepsi birbirinden değerli zaten de. Çok güzel arkadaşlarım var. Çok değerli insanlar var. Biz onlarla örneğin bir WhatsApp grubumuz var. Düşünün bütün doktorlar. Tabii gündemi değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Ben kendilerinin emeklerine, hekimlerin gerçekten çalışmalarını çok takdir ediyorum. Zaten hı, benim meslektaşlarım, beraberiz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bunu belki çoğu insan bilmez. Bir hekim tanıdığım, ameliyatta hastası bir sorun yaşıyor, bir kanama oluyor. Ameliyattan çıkıp kan grubu kendisine uyduğu için çıkıp hastasına kan veriyor hekimimiz. Gerçekten çok böyle duygusal, güzel hikayelerle dolu. Acillerde, polikliniklerde yaşanan böyle çok güzel hatıralar, çok güzel olaylar yaşanmıştır. Biz de tabii meslek biraz zor. Gerçekten özveri istiyor. Hı hı. Bizler de acilde nöbet tuttuğumuzda örneğin Çapa'da, sedyede uyuduğumu hatırlarım ben. Hı. Yapacak bir şey yok. Yok, acil doğru. Cerrahi, Çapa'nın örneğin çok meşhurdur acil cerrahisi. O zamanlar bu kadar özel hastaneler yoktu. Şimdi sağlık politikalarına da giriyorum. Siyasette de uyku yok kolay kolay. Doğru. Orada ama böyle devamlı sabaha kadar bütün İstanbul oraya geliyor Çapa'nın acil cerrahisine. Hı. Bir 5 dakika dedim şöyle bir gözümü kapatayım, bir gözümü açtım, sedyenin üstündeyiz. Yani anlatabiliyor muyum? Yani peki bunu yaşayan çok hekimler var. Buradan da başlayarak tabii anlatabilirsiniz. Buradan geçiyorum. Bir doktor olarak biraz önce de bahsettik yani şiddet olayları. Gerçekten baktığınız zaman son zamanlar demeyelim uzun süredir gözlemliyorsunuz, zaten alanın içindesiniz. İşte tam da bu noktada sağlık politikaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Şöyle, var mı eksikler? Sizin gözlemlediğiniz, ben olsam zaten bu saatten sonra milletvekili olmamın da amacı şuradaki eksikleri ya da şuradaki sorunları gördüğünüz için birebir düzeltmek ya da bunun için çözüm önerileri üretmek, ne düşünüyorsunuz? Bu soruya şöyle başlayayım. Hani eksiğimiz değil de bence fazlalarımız var. Öyle mi? Fazlalarımız neler? Neler? Tesislerimiz, yatak sayılarımız, yoğun bakım yatak sayılarımız, çocuk yatak sayılarımız, gerçekten poliklinik sayılarımız. Bunlar inanılmaz şekilde şehir hastaneleriyle beraber eski bizim devlet hastanelerimizin geliştirilmeleriyle beraber sayılarımız çok arttı. Biz bunu pandemide çok iyi gözlemledik. Hı. Gerçekten dünyanın diğer ülkelerinde, Avrupa'da sıkıntılar yaşanırken ülkemizde yatak sayısı konusunda hiçbir çok ciddi bir eksiğimiz olmadı. Şimdi sizin şöyle söylemek istiyorum. Tesisiniz olduktan sonra tamam bizim çalışmalarımızla ilgili bazen aksaklıklar, bazı sorunlar yaşanabilir ama tesislerimiz çok iyi. Hı. Yoğun bakım şartlarımız, oradaki hastalara kullanılan ventilatörler, kullanılan yoğun bakım araçları, gereçleri, bunlarda hiçbir sorunumuz yok. Şöyle bir örnek vereyim size. Tabii. İstanbul'da herhangi bir semttesiniz. Bunu kendiniz de bir değerlendirebilirsiniz. Mesela bir durun ve çevrenize bir bakın. Kendim acil bir şey olursam nereye girerim? Şu esnada değil mi? Hı-hı. İnanın etrafınızda en az 1-2 devlet hastanesi, şehir hastanesi, tabii, en az 3-4 tane özel hastane, klinikler, poliklinikler. Hani bizler hani yurt dışında biliyoruz sonuçta, gidip geliyoruz böyle Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde. Bu kadar sağlık tesisi olduğunu görmüyoruz. Peki iç imkanları bakımından? Evet, binalarımız var ama iç imkanlar bakımından her türlü imkana sahip miyiz sizce? Nasılız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Nasıl görüyorsunuz bizi? Örneğin, özellikle batıyla bu değerlendirdiğiniz böyle, zaman. Mesela hassas bir şey. Ben geçen Şişli Hamidiye Etfal Sarıyer'de bir hastanemizdeydim. Hı hı. Orada çocuk romatolojisi ve çocuk örneğin endokrinolojisi, çocuk kardiyolojisi konusunda çok sayıda poliklinikler gördüm. Hı. Mesela siz çok gelişmiş bir örneğin Avrupa'da bir şehirde bile çocuk kardiyoloğuna çok çabuk ulaşamayabilirsiniz. Çocuk kalp doktoruna. Hı hı. Gerçekten
bizim polikliniklerde verilen hizmetlerimiz, hekim sayımız çok iyi. Şöyle tetkik etme konusunda da biz çok ilerideyiz. Şöyle bir örnek vereyim size. Benim eniştem yurt dışında yaşar, teyzemin eşi, kocası. 6 ay omuzu ağrıdı yurt dışında. Hı-hı. Ve bir MR çekilmesi gerekiyor. Biz enişteyle konuşuyoruz. MR çektiremedi. Ya enişte, yani sonunda sen gel dedim. İstanbul'a geldi, burada çektik MR'ını kendisinin. Yani ülkemizde özellikle MR, tomografi, anjiyografi tetkikleri gerek devlet hastanelerimizde, şehir hastanelerimizde, hı-hı, gerek özellerde, kliniklerde, özel MR merkezlerinde istediğiniz şey için. Mesela biz şu anda Taksim'deyiz. Hı-hı. Taksim'den çıkıp hemen şurada Şişli'ye gittiğinizde, evet, ama bakın bu çok önemli. Doğru, bunu tabii bunu ki bir hekim olarak, yani bir konunun içinde olan bir insan olarak benim bunu tabii ifade etmem sizlerin daha kolay anlamasını sağlıyor. Yani bir MR çektirmek gerçekten, hı-hı, yani çok Türkiye'de bir sorun değil. Hı-hı. Peki ben, hatta lütfen, şöyle oluyor. Lütfen, devam edin. Bazen işte diyorum ya, bazen polikliniklerde benim meslektaşlarım, örneğin ortopedide. Şimdi vatandaşlarımız da sağ olsunlar, gerçekten sağlıkta bir hani konforumuz var sonuçta. Bu tetkiklere ulaşabiliyor vesaire. Mesela bir hastamız geldiğinde basit bir film çekilecek örneğin. Geldiniz, diziniz ağrıyor. Bir röntgen filmi çekilip bir tedavi düzenlenip bekleyecek. Sağ olsunlar bizim hani vatandaşlarımızdan doktor bey bir MR istemeyecek misiniz? Bir MR çekmeyelim mi? Bu, inanın, bu konfor, bunu dünyada her yerde bulamazsınız. Ve yapıyoruz da. Benim meslektaşlarım sağ olsunlar polikliniklerde her türlü tetkiklerini, tedavilerini yapıyorlar. Peki şimdi yeni dönemde meclise gittiğinizde neleri gündeme getirmeyi planlıyorsunuz? Şimdi siyaset aslında tabii ki bazen bazı eksikleri görüp vatandaşla konuşup onların dertlerini dinleyip ona göre bir çözüm üretmek bir nevi. Şimdi neleri değiştirmek ya da değiştirmek değil de neleri hayata geçirmeye çalışırsınız? Şimdi öncelikle tabii hani inşallah diyorum çünkü... Bunu sadece sağlık alanında düşünmeyin bu arada. Pek tabii çok alanda düşünebilirsiniz. Şöyle, tabii önümüzde seçimlerimiz var. Bu arada benim sıram İstanbul 2. bölge 9. sıra, hı-hı, ve azınlıkları temsilen bulunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, hı-hı, böyle bir göreve uygun görüldüm. Bu gerçekten bizim camiamızı, özellikle Türkiye'de yaşayan azınlıkları çok mutlu etti. Hı hı. Bu adaylığın gösterildiği sıra gerçekten çok önemsiyorlar. Peki, bir cümlenizi bunu söyleyebilir miyim burada? Bir açıklamanızda diyorsunuz ki Türkiye'de azınlık sorunlarının takipçisi olacağım. Şimdi o zaman şuradan başlayalım, bu konuyu da açmışken. Hangi sorunlar var ortada ve bu konuda neler yapılmalı sizce? Şimdi bu aslında tabii konuşmamızın içerisinde sorun anlamında değil de dilek ve istekleri gibi diyelim, hı hı, ona. Hani bir cümlenin içerisinde sorun kelimesi olur. Şu anda yakın dönemde biz 2022 yılı içerisinde vakıf seçimlerimizi tamamladık. Ben Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiydim. Hı hı. İstanbul'daki tüm azınlıkların vakıf seçimlerini bitirdik. Büyük bir başarıyla. Sadece hastane vakıflarının seçimleri kaldı. Hı hı. Bunu başarırken, hani bitirirken gerçekten ben önemli bir rol aldım burada. Özellikle vakıflar müdürlüklerimizle, İçişleri Bakanlığımızla, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla, Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle seçim süreçlerinde çok yardımcı ve destek oldum ve, hı hı, bütün cemaatlerin memnun bir şekilde seçim tamamlandı. Bir ekiplerde bir yenilenme oldu. Yeni böyle arkadaşlarımız katıldı. Özellikle hanımefendilerin şeylerde, seçim listelerinde çoğunluğu beni mutlu etti. Eskiden hani, şimdi inanın yarı yarıya veya daha fazla sayıda vakıflarda görev aldılar. Vakıf başkanı olan bizim azınlık cemaatlerinden kişiler var. Ben şu anda gerçekten hani sadece şöyle bir şey, örneğin sorun dediğimiz, şimdi vakıfların binaları eski biliyorsunuz. Hı hı. Kiliseler, sinagoglarımız, okullar, hastaneler, yani çok binalar var. Bunların çoğu Osmanlı döneminden kalan binalar. Hı hı. Bunların güçlendirilmesi, belki kentsel dönüşümle birlikte yenilenmesi. Mesela bunlar İstanbul'daki şu anda hani benim gerçekten mecliste birinci planda, çünkü deprem önceliğimiz İstanbul'da, hı hı, yapacağım işlerden. Ama onun haricinde son 20 yılda cemaatlerimiz, azınlıklar çok
güzel gelişmelere şahit oldular. Özellikle vakıfların kendi vakıf mallarının, vakıf taşınmazlarının iade edilmesi. Bunların gerçekten çok önemseniyordu bunların iade edilmesi. Ve bu sayede vakıfların buradan aldıkları gelirle cemaatlerindeki ihtiyaç sahiplerine, okullarına destekleri oluştu. Bu özellikle AK Parti hükümeti zamanında Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok büyük destekleriyle gerçekleşen olaylardı. Bu vakıf mallarının iade edilmesi. Bunun haricindeki bilirsiniz işte Sümela Manastırı'nın yenilenmesi. Trabzonluyum ve ben. Öyle mi? Bilmez misiniz? Gerçekten doğru. Mükemmel bir yerdir. Aynen. Gitmeyenler de varsa muhakkak gidip görsünler. Mesela Van'daki kilisemizin yenilenmesi, evet. Edirne'deki sinagogun yenilenmesi ve açılması. Bunlar gerçekten bu süreçlerde oldu ve azınlıklar anlamında bunlar çok güzel ve pozitif olarak karşılandı. Memnuniyetle karşılandı, evet. Peki özellikle bu düşünce tüm azınlık gruplarında da aynı şekilde bu hissiyatı görüyor musunuz konuşmalarınızda? Görüyorum. Sizin gibi düşünüyorlar. Tabii. Şimdi özellikle bu seçim dönemlerinde biraz zaten hep iç içeydik. Beni hekim olmam nedeniyle tanıyorlar. Muhakkak ben geçen bir Feriköy'de tanıtım toplantısı yaptım. Şöyle bir salona baktım. Ya kendilerini bir tedavi etmişim, ameliyat etmişim. Ya yakınlarını, annelerini, babalarını tedavi etmişim. Oraya insanlar böyle bir vefa şeyiyle gelmişler gerçekten. Bir şekilde herkese dokunmuşsunuz bölgede aslında. Çok mutlu oldum. Tabii ki bizim sadece örneğin Kazıçeşme'de bir hastane vardır. Mesela Ermeni Hastanesi. Balat'ta bir Orhayim Hastanesi, Musevi cemaatine ait. Balıklı Rum Hastanesi. Bunlar gerçekten İstanbul'da hizmet veren tüm vatandaşlarımıza açık olan hastanelerdir. Oraları da bilirim. Oradaki hekim arkadaşlarım da vardır. Oralarda çalışırlar. Tabii ki o cemaatlerin de hislerini, duygularını alıyorum. Özellikle Yeşilköy'de biliyorsunuz belki Cumhuriyet tarihinde hani ilk defa sıfırdan yapılan bir kilisemiz var. Süryani cemaatine ait. Tam açılış yapılacaktı. Maalesef deprem felaketi nedeniyle bu açılış ertelendi ama şu anda ibadete başlandı zannedersem. Yeşilköy'de de öyle bir şeyimiz var. Peki, açılışımız. Şimdi biz genellikle doktor olduğunuz için sağlık alanında aslında konuştuk. Daha çok sağlıktan geldik aslında. Ama şunu merak ediyorum. Sağlık alanı dışında özellikle hangi konulara değinmek istersiniz ya da hangi başlıklar önceliğiniz olacak? Mecliste. Evet, mecliste. Bir kere dikkat çekmek istediğiniz noktalar neler olacak? Noktalar. Şimdi Hoya Hanım, böyle ben hani ilk defa örneğin inşallah hani milletvekili olacağım. Şöyle hani girdiğimiz bir yer sonuçta gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu bir kere benim için büyük bir gurur ve onur. Hani bu ülkede doğmuş, bu ülkede büyümüş, bu ülkede okumuş bir insan olarak. Bu arada ben de Malatya'nın, hani İstanbul doğumluyum ama ailem Malatya Arapkirli. Ben Arapkirli olmakla her zaman böyle çok övünürüm, gurur duyarım. Hani E-Devlet'ten... Malatya'da bu arada depremden büyük zarar görenler yerlerden çok, biriydi maalesef. Kendine de çok geçmiş olsun, başımız sağ olsun diyorum Malatyalı hemşerilerime. Arapkir'de kayıtlara baktığımız zaman E-Devlet kayıtlarından benim ailemin 1850 yılına kadar ulaştık. Aynen. Yani biz gerçekten Anadolu'luyuz. Anadolu'dan... İşte o tarihlerde babam 10 yaşındayken doğup İstanbul'a gelmiş. Bütün Anadolu'dan gelen örneğin azınlıklar gibi gelmişler. İstanbul'da yaşıyorlar. Gerçekten bizim tanıdığımız örneğin azınlık cemaatlerinden büyük sanayiciler, iş adamları, üreticiler. Gerçekten bu kişiler birisi çevirip de sorduğu zaman hani siz hangi azınlık cemaatinizi o zaman bazen insanlar çünkü... Gerçekten biz bu toplumla iç içe çalışıyorlar, üretiyorlar, katkıda bulunuyorlar, katma değer yaratıyorlar. Kesinlikle. Hekimler, örneğin hastaneler gerçekten çok güzel bir şekilde. Yani bizim ülkemizle olan muhabbetimiz, ülkemizle olan sevgimiz,
hiçbir şeye hani değişilmez. Diyorsunuz, aynen. Baki diyorsunuz kesinlikle. Aynen, kesinlikle. Şimdi peki, malum seçim sürecindeyiz. Haliyle pek çok vatandaşı dinliyorsunuz bu süreçte, ziyaretlerde bulunuyorsunuz ya da bulunduğunuz bölgede de aynı şekilde sizi tanıyan kişilerle sohbet ettiğinizde vatandaş ne istiyor? Şimdi ne bekliyor seçimden? Vatandaşımız tabii ki bir kere seçimlerle çok ilgililer. Çok. Yani. Çok. Çok ilgililer. Çok. Yani gerçekten inanın hani biz siyasetle ilgileniyoruz. Bazen bir şekilde duymadığımız bir haberi hemen Aksavan hocam böyle bir durum var. Tabii diyorum ya, hani ilgilenelim anlamında. İnsanlar son dönemlerde tabii ki biraz ekonomiyle ilgili bizlere hep istekleri ve başvuruları var. Özellikle. Not ediyor musunuz bunları? Kesinlikle. Bizim, yarın bir gün o evet, meclise girdiğinizde mutlaka, mutlaka. Önem arz edecek değil mi? Kesinlikle. Şimdi bizim, ben zaten hani mecliste az önce şu cümleyi söyleyecektim size. Bir kere hani ilk girdiğimizde orada diyelim bulunduğumuzda. Hı-hı. Ya ben böyle yapı olarak böyle ılımlı ve samimi bir insanımdır. Yani hı-hı, öncelikle hiç ben şeyi çok sevmem. Öyle gürültü, patırtı vesaire. Hı-hı. Hani en siyaset böyle bir birazcık da hareketli bir yer, hareketli bir hareketli, nokta değil mi? Hareketli ancak karşınızda, ben mesela şöyle oluyor. Tabii ki sahada farklı bir fikirle de karşılaşıyorsunuz sonuçta. Hı-hı. İnsanlar hani yüksek sesle size söylüyor. Dinliyorum. Hı. Ve dinlemek zorundayız. Dinleyeceğiz vatandaşımızı. Dinliyorum, anlatıyor, sebeplerini anlatıyor. Gerçekten çünkü o esnada siz de daha böyle bir yüksek sesle cevap verseniz çok hoş olmuyor. Doğru, örneğin. Kesinlikle. Dinliyoruz kendilerini, sorunlarını. Özellikle seçmenlerimizin istediği gerçekten böyle bir ekonominin hani daha bir rahatlamış, hı hı, olması. Kendilerini hani bir alışverişe çıktıklarında, bir gezmeye çıktıklarında daha rahat hissetmeleri. Hı hı. Bu konuda ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, onların planlarına, projelerine, hı hı, gerçekten çok güveniyorum. Daha iyiye gideceğiz. Peki, dedik ya başta şöyle bir cümle kurdum size. Neden siyaset dedim? Cevap verdiniz. Çünkü insanlarla iletişim kurmak çok kıymetli. Farklı farklı konularda belki de yardımcı olmak çok önemli. Evet. O zaman ikinci sorunu sorayım hemen o konuyla ilgili olarak. Neden AK Parti? Şöyle, tabii ben 2021 yılında bu arada sorum olumsuz algılanmasın. Yani yok, merak ettiğim nokta şu. Hayır, hayır. Hani tercihiniz bu yönde olmasının sebeplerini merak ediyorum. 2021 yılında şimdi biliyorsunuz Oya Hanım, hayatta ben şeye inanırım, hani böyle kader ve bir yazmış. Siz çünkü bazen farklı planlar yaparsanız kendinizi farklı bir yerde bulursunuz. Doğru. Gerçekten benim AK Parti camiası içinden hani tanıdığım çok böyle değerli, çok benim için önemli kişiler vardı. Bunlar hem hekimlik dolayısıyla tanıdığım hem sosyal hayatımızdan, hı hı, dolayı tanıdığım kişiler vardı. Artı özellikle bizim çevremizde, burada işte Kurtuluş, Feriköy bölgesi, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın işte doğduğu yer, evet, bu mahalleler, evet, bu semtler, evet, gerçekten kendilerini çok yakın tanıyan, hı-hı, çok yakın bilen kişiler, dostlarımız var. Duyduğum anlatılanlar, kendileriyle ilgili olan samimi yaklaşımlar beni gerçekten çok mutlu ediyordu. Hı-hı. Sayın Cumhurbaşkanımızla olan kendilerinin eski dostlukları, arkadaşlıkları. Bu konuda da kendimi çok rahat hissettim ve bir şekilde kendimi orada buldum. Artı tabii şu da önemli. Ben cemaatleri, azınlıkları temsil etme anlamında bir görev. Bundan da kaçmadım açıkçası. Elimizden ne geliyorsa. Özellikle yurt dışına, şimdi ben oraya da bir geçmek istiyorum. Bizim biliyorsunuz azınlıkların büyük bölümü diyelim, hani çok da sayıda yurt dışında yaşayanlar var, hı hı, bizim de akrabalarımızdan. Tabii. Vesaire. Özellikle hani seçildiğim dönemde İstanbul'da doğan, Türkiye'de doğmuş olan, hı hı, azınlık vatandaşlar, yurt dışında yaşayanların, ben yeniden, tabii geliyorlar onlar Türkiye'ye. Mutlaka buralara geliyorlar, uğruyorlar, yazları geçiriyorlar. Onlarla olan
Hani ülkemizin tanıtılması, tanıtma edasında çok gerek yok. Onlar biliyorlar, biliyorlar buraları hepsi. Anladım. Özellikle yurt dışındaki konulara destek olmak için buradayım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sevan Bey. İyi ki bizimleydiniz. Evet. Sizi tanımış olduk. Yani daha doğrusu biz tanıyorduk ama seyircilerimiz de sizi tanımış oldu. Ayağınıza sağlık. Kolaylıklar diliyoruz da bu 8 günde iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Benim de bu sizin sayenizde tabii daha önce böyle küçük canlı yayınlarımız olmuştu. Hı-hı. İlk canlı yayınımızdı, yayınımdı. Sizlere çok teşekkür ediyorum yakın ilgi ve alakanız için. Tüm vatandaşlarıma da, vatandaşlarımıza saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz. Onlar için çalışıyoruz, koşturuyoruz. Peki. Efendim AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Sevan Sıvacıoğlu konuğumuzdu. Kendisine